Türkiye bölgenin yıldızı olmaya aday. Türkiye'nin gelecekte en önemli kentlerinden birisi olmaya aday. Bir tarım kenti, tarih kenti, kültür kenti ve inşallah sanayi ve ticaret kenti de olacak. Hele şu Urfalı olup da İstanbul'da iş sahibi olan, güç sahibi olan sizleri gördükten sonra buna olan inancımız da samimiyetle çok fazla arttı. İnşallah bir dahaki toplantılarda çok daha somut projelerle, çok daha önemli eserlere hep birlikte imza atarak huzurlarınıza çıkacağız. Sizleri Urfa'da yatırım yapmaya davet ediyoruz. Urfa'ya sürekli gelmeye davet ediyoruz. Birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Biz sizlerden çok memnunuz. Allah bizleri sizlerden ayırmasın. Şanlıurfa'ya gitmemiştir. Şanlıurfa'yı bilmiyordu. Diyarbakır'ı bilmiyordu. Rize'yi bilmiyordu. Erzurum'u bilmiyordur. Veya bu olayı bilmiyordu. Aslında dört mevsimin yaşandığı bu aziz şehit kanlarıyla sulanmış olan ki 18 Mart'ı da geride bıraktık. Bu aziz vatanın bütün yönleriyle bilinmesi, algılanması, kıymetinin bilinmesi açısından son derece önemli olduğu inancı içerisindeyim. Bunu niye söylüyorum? Bu seçimlerde Türkiye'nin batı gelişmiş şehirlerinden biri olan Bursa'dan Şanlıurfa'ya görevlendirdik ve Şanlıurfa'yı, Şanlıurfalıları tanıma imkanını bulduk. Doğrusu Allah sizden razı olsun. Sizleri tanıda buluşmak, İstanbul'da çeşitli vesilelerle buluşmak temennisiyle saygılar sunarken Şanlıurfa Spor'da yarınki maçta ve önümüzdeki maçlarda başarılar temenni ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Geceye emeği geçenlere alanlarımız, turistik alanlarımız ve Cumhuriyet döneminin Atatürk Barajı gibi önemli yatırımları. Gelmeli insanlar. Nasıl gelecek? Karayoluyla otoban gelmiş Şanlıurfa'ya. Gaziantep, Şanlıurfa otobanı tamam. Bu güzel. Ama hava ulaşımında sıkıntılarımız var. Siz İstanbul'dasınız. Saatleri denk getiremiyorsunuz. Diyarbakır'a inmek, Mardin'e inmek, Gaziantep'e inmek şeklinde tercihlerle karşı karşıyasınız. Dedik bu böyle olmaz. Bu bölgede Şanlıurfa özellikleriyle, güzellikleriyle merkez şehir olmalıdır düşüncesiyle bu ay Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu toplantısını Şanlıurfa'da yapıyor. Hem uçuş saatlerini hem bu 400 projenin ya nasıl bitecek bunlar filan diyorlardı. Hepsi de aynı da bakın şimdi gençler için hızlı bir şekilde iklim sıcak. Temmuz'da Ağustos'da 49 dereceydi ben geçen de gittim. 49 derece sıcak. Gençlerimiz, yavrularımız kanallara atlıyorlar su kanallarına ve hayatlarını kaybediyorlar. Olmaz dedik. Türkiye'de eğer spor tesisleri yapılacaksa nüfusunun %72'si 30 yaşın altında olan Şanlıurfa'da yapılmalı öncelikli. Eğer ülkede yüzme havuzları bile yapılıyorsa sıcaklığın 49 dereceleri bulduğu Şanlıurfa'da öncelikli yapılmalı dedik. Şimdi havuzların temelleri atılıyor. Merkezde 4 havuz ama bir de Sukay Park diye 10 milyar liraya mal olacak gençler için bir su sporlarının yapılması.